Yeniden merhaba. Bugün son dakika bir sevgililer günü makyajıyla sizlerleyim. Yeni evdeki ilk videom, o yüzden çok heyecanlıyım. Arka plan hazır değildi, odam tam yerleşmedi. O yüzden böyle bir arka planı tercih ettim. Umarım beğenirsiniz. İlk önce makyajı nasıl yaptığımdan bahsedeceğim. Farklı ruj alternatifleri sunacağım. Daha sonra da Smashbox'la sizler için hazırladığımız çok güzel sürprizler var. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ben hiç lafı uzatmayayım, makyaja geçelim. Makyaj videosu çekmeyi özlemişim, onu fark ettim. İlk olarak gözenek küçültücü primerımla başlıyorum. Özellikle gözeneklerimin geniş olduğu yerlere. Yüzümde birkaç yerde kırmızılık var, bu yüzden yeşil renk düzenleyici kalem uygulayacağım. Sonra da süngerimi biraz ıslatıp. Şimdiden kapatıcı fondöten sürmeden renk eşitsizliklerinin nasıl azaldığını görüyorsunuz. Sıra geldi fondötenimize. Benim rengim 2.15'miş. Güzel, tam uydu. Siz sevgililer gününde ne yapacaksınız? Ben muhtemelen kız arkadaşlarımla buluşacağım. 2 gün içinde bir gelişme olur mu bilmiyorum ama. Fondötenimi uyguladım, şimdi kapatıcımı uygulayalım. Taşınmadan sonra gözaltı morluklarım ayrı bir seviyeye çıktı. Umarım dinlendikçe azalır. Ama şimdi hiçbir şey anlaşılmıyor, o yüzden iyi. Şimdi toz pudramı alıyorum, makyajımı sabitleyeceğim. Bu toz pudrasının şeyini çok sevdim. Çevirdikçe tek kullanımlık çıkıyor. Seyahatlerde kaç toz pudra zayi ettim bilemezsiniz. Bu hoşuma gitti. Şimdi far bazımı uygulayacağım. Çok çok az, göz kreminden daha az bir şekilde. Parmak ucuna sürüyorum. Gelelim göz makyajımıza. Bu palete bayıldım. Sizlere de güzel bir sürprizim olacak. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Renklerin güzelliğine bakar mısınız? Ve bu renkleri ıslak fırçayla eyeliner kadar yoğun bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Normal kur şekilde uygulayabiliyorsunuz. Islattığınız zaman asla dokusu değişmiyor. Denendi, onaylandı. Şimdi astar olarak uygulamak için en açık ten rengi alıyorum. Gözüme derinlik katmak için kontür rengini alıp bir kere bir göz şeklini belirginleştiriyorum. Hep aynı göz makyajını yaptığım söylendi. Bu sefer daha iddialı, daha farklı bir göz makyajı yapacağım. Sebebini söyleyeyim. Çok uzun seneler makyaj yapınca artık size neyin en iyi yakıştığını, sizin neyin en güzel gösterdiğini biliyorsunuz. Hani mor pembe eyeliner moda olsa da ben pek onu takip eden bir insan değilim. Makyajın amacı beni güzel göstermekse hep o şekilde yaklaşıyorum makyaja. O yüzden böyle çok deneysel makyaj uygulamaları yapmıyordum ama madem sizden öyle istek geliyor, neden olmasın? Biraz eğlenelim makyajla. Bugün yapmak istediğim makyaj özellikle paletin bu bordo tonları çok güzel, siyahı çok güzel bir mat siyah. Bordomsu, kızılımsı ama siyahla desteklenmiş bayağı böyle koyu bir göz makyajı yapmayı düşünüyorum. O yüzden şu bordo rengini bütün göz kapağıma ilk olarak yayacağım. Daha küçük bir göz fırçasına, detay fırçasını alıyorum. Siyah tonunu alıyorum. Koyu renklerle uğraşmamıza rağmen ne kadar az dökülme yaptığını görüyorsunuz. Göz altına da öncelikle aynı morla gölgelendirme yaptım. Sonra da daha küçük detay fırçasıyla kirpik dibime siyah geçtim. Şimdi bol rimel uygulayacağım. Ağzımı açmamak için kendimi zor tutuyorum. Sevgililer gününe bekar girmekle ilgili bir sürü video var, bir sürü fikir var. Ama hemcinsiniz olarak şunu söylemek istiyorum.
Hayatınızın odak noktası bu olmamalı. Çünkü eğer karşı cinsle olan şeyleri hayatınızın odak noktasına koyarsanız ne aşklar bitiyor ne evlilikler bitiyor. Sizin sağlam duran bir kadın birey olmanız için birincil önceliğiniz, hayatınızdaki birincil bu ilişkiler, sevgili bulmak, koca bulmak vesaire, bunun olmaması gerekiyor. Benim düşüncem bu şekilde. Hayatınızı paylaşacak biri varsa hayatınızda, mutluysanız ne âlâ, çok güzel. Herkes mutlu olmak ister, ben de aynı şekilde. Ama bu kanalda vah vah yalnızız, öyleydi, böyleydi tarzında bir konuşma duymayacaksınız. Yalnızsanız ne güzel. Kendinize ayıracak daha çok zamanınız var. Arkadaşlarınıza ayıracak daha çok zamanınız var. Gezin, dolaşın, eğlenin. İstiyorsanız flört edin, istemiyorsanız etmeyin. Benden bu konuda başka bir şey duymazsınız yani. Normalde takma kirpik uygulayacaktım. Hatta tekli takma kirpiklerim hazırdı ama yeterince koca gözlü yaptı beni. Ben öyle örümcek gibi kirpik çok sevmiyorum. Bu yeterlidir benim için. Yüzümde bolca fondöten olduğu için daha az boyutlu gözüküyor. O yüzden kontür paletimdeki daha bronzer gibi kullanabileceğimiz renkle yüzümü ısıtacağım öncelikle. Şimdi biraz daha soğuk kontür rengini alıyorum. Daha küçük bir fırçaya. Direkt şurayı. Öncelikle bir kalın fırçayla dağıtıp sonra ince fırçayla biraz daha keskinleştirmeyi seviyorum ben. Burnuma da kontür yapıyorum. Şu bölgeye de ben biraz kontür uyguluyorum ki daha göz çekik, daha badem dursun diye. Bir de dudağımın şurasını uygulamayı seviyorum ben. Şöyle bir allık paletim var. Ay, renklerin güzelliği. Koyu rengi alıyorum ama çok hafif uygulayacağım. Hani böyle utanmış da kızarmış gibi. Yüzümde komik gözüken yer kaşlarım. O kadar boyanıp kaşlar boyanmayınca bir garip gözüküyor. Kaş kalemini çok beğendim. İncecik, o Anastasia Beverly'sinkilere benziyor. Özellikle kaşımın şu başlangıcında ben dikine uygulamayı seviyorum. İlerledikçe biraz daha yatay darbelerle çiziyorum. Sıra geldi aydınlatıcımıza. Aslında arka tarafında da şey varmış, süngeri. Ama ben süngerim nemli diye daha kolay yayılacağını düşündüğüm için. Aydınlatıcımız efsaneymiş. Hollywood Highlight diyor zaten. Oradan anlamamız gerekiyordu. Ha, çok güzel gözüküyor. Dudak kalemimi uyguladım. Şimdi ruj olarak sizlere 3 tane alternatifim olacak. En açık tonla başlıyorum. Adım adım koyultacağız. Bu da ikinci renk alternatifimizdi. Neyse ki dudakları kurutmuyormuş. Şimdi sileceğim ve en iddialı rengi uygulayacağız. Üçüncü ruj alternatifim de bu şekilde. Gelelim videonun güzel kısmına. Smashbox bana da, takipçilerime de çok cömert davrandı. Şöyle 3 ayrı takipçime hediyelerim olacak. İlk olarak 3 pakette de göz makyajımda kullandığım far paleti olacak. Bu far paletini hem ıslak hem kuru kullanabiliyorsunuz. Ona göre renklerin yoğunluğu değişiyor ve içinde çift taraflı bir makyaj fırçası çıkıyor. Paketlerdeki tek farklı şey rujlar olacak ki takipçilerim kendi zevklerine göre seçebilsinler istedim. Bir nude paketimiz olacak, bir pembe paketimiz olacak, bir de kırmızı paketimiz olacak. Dediğim gibi far paleti aynı, sadece rujlar değişecek. Tek yapmanız gereken kanalıma abone olmak ve videonun altına yorumlara hangi renk paketi istediğinizi yazmak. Nude mu, pembe mi, kırmızı mı? Instagram'dan da, sosyal medya hesaplarımdan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Umarım makyajı ve videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.